Hani soruyorsunuz ya hep ameliyattan sonra aşırı kilo verir miyim, çok mutsuz olur muyum, çok rahatsız olur muyum diye. Ben de bunlara diyorum ki hemen hemen doğru yapılmış, doğru kişiye doğru şekilde doğru kişi tarafından yapılmış ameliyatlarda neredeyse hiçbir zaman görülmeyen bir problemdir bu diyorum. Peki yani bunu böyle konuşurken etrafınızda gördüklerinizi nasıl açıklayabiliriz? Bugün onu konuşalım istedim. Şimdi en temel korkulardan birisi bir obezite ameliyatı olan kişi için işte ameliyattan önce sonra çok fazla kilo verir miyim? Çok kötü görünür müyüm? İşte bitik gibi olur muyum? Eksik insan olur muyum? Bu tarz korkular çok önde. Ve tabii ki bununla ilgili sizi bu korkulara sevk eden bazı işte sosyal medyada gördüğünüz şeyler de oluyor. Yakınlarınızda da olabilir. Ama dikkat ederseniz gitgide bu tarz olaylar daha da az olmaya başladı. Bunun sebebi nedir? Yani neden insanlar böyle ameliyattan sonra fazla kilo verirler? Bunu biraz konuşalım şimdi. Ben bu konuşmayı da bir tane hasta öyküsüne dayandıracağım. Onun üzerinden gideceğim. Soyad vermiyorum. Mesut abimiz yaklaşık böyle 7-8 ay önce benim yanıma önceden olduğu bir ameliyattan sonra bazı problemler yaşadığı için geldi. Şimdi biz kendisiyle oturup konuştuk. Eski ameliyatını irdeledik. Biraz kendiyle ilgili bilgi vereyim. Mesut abi bir diyabet hastasıymış. Öyle fazla kilolu olmayan bir diyabet hastası. Hani bana soruyorsunuz yani zayıflara yapılıyor mu? Ya yani mesela çok kilolu olmayanlara yapılabiliyor ameliyat ama benim boyumda kilomdaki birine yapılmıyor. Ya da yapılmaması lazım diyelim. Ne yazık ki yapıldığı yerler var. Şimdi Mesut abi ameliyat olmaya layık boyda kilodaymış. Aynı zamanda şeker hastalığı varmış ama böyle çok ağır da bir şeker hastalığı yokmuş. Ve işte başka bir merkezde Mesut abiye diyabet ameliyatı yapılmış. Yani şimdi siz bunu diyabet ameliyatı olarak biliyorsunuz. Çünkü şeker hastalığını tedavi eden ameliyat. Ama bu ameliyatlar genel olarak metabolik cerrahi olarak sınıflandırılıyor. Yani metabolik cerrahi ameliyatı yapılmış. Şimdi diyabet ameliyatı dediğiniz şey de tek bir tane antite değil. Aslında çok sayıda ameliyat var diyabete iyi gelen. Bunların hasta özelinde seçilmesi gerekiyor. Hatta hani diyabet ameliyatı değildir diye net olarak bildiğiniz tüp mide ameliyatının bile uygun kişilerde diyabete iyi geldiğini görüyoruz, biliyoruz. Bilimsel yayınlarda da yazıyor zaten. Şimdi yani diyabet ameliyatı dediğim şey böyle çok homojen bir şey değil. Birçok ameliyat yapılabiliyor bununla ilgili olarak. Tabii diyabet ameliyatı konusuna girdiğimizde şunu mutlaka bilmemiz lazım. Diyabet ameliyatında hem mide hem de ince bağırsak üzerinde bir işlem yapıyoruz. Çünkü gerçekten böyle ağır bir diyabetle diyabeti çözmek için bizim en büyük silahımız ince bağırsağın arka kısım hormonlarını ayağa kaldırmak, onları hareketlendirmek. Ve biz de bunu yapmak için mutlaka ince bağırsağı ameliyatta kullanmak zorundayız. Evet, geldik burada. Yani hem mide var işin içinde hem de ince bağırsak var. Peki Mesut abi ne yaşamıştı? Mesut abi ameliyattan sonra şekeri düzelmiş ama şekeri düzelebilecek bir şeker hastalığı. Yani hani herhangi bir ameliyatta da düzelebilir. Ama Mesut abi işte fazlaca kilo vermiş. Kendi proporsiyonuna, istediğine göre fazlaca kilo vermiş. Onun dışında sıkça tuvalete gitme, gayete çıkarma, büyük abdestle ilgili böyle sorunlar yaşamaya başlamış. Aynı zamanda kokusuyla ilgili de sorunlar yaşamaya başlamış. Şimdi bunları duyduğumuzda aklımıza gelen şeyler şunlar oluyor. Evet, bir diyabet ameliyatı yaptığımızdaki diyabet ameliyatı ve geniş bir tanımlama yaptığımızda biz ince bağırsak kullanmak zorundayız. Herkes bunu yapıyor, mecbur zaten. İnce bağırsağı kullandığımızda dikkat etmemiz gereken, yani göz önünde bulundurmamız gereken bazı ince noktalar var. İnce bağırsak eminimle alakalı çok değerli bir organ. Hatta yani
ince bağırsakların değeri son 20 yılda daha çok anlaşıldı ve vücudun beyni denmeye de başladı. Çünkü sizin enfeksiyondan tutun, alerjilerinize, yeme içmenizdeki değişikliklere kadar her şey ince bağırsaklarla alakalı. Ruh halimizden bile çok etkilenen bir organdan bahsediyoruz. Şimdi ince bağırsak üzerinde ameliyat yapıyorsak bazı noktalar çok hassas. Evet, sizin de aslında gördüğünüz ya işte çevremizde birisi vardı, şeker ameliyatı oldu, ondan sonra çok eridi, çok kötü oldu vesaire dediğiniz şeyler buradaki ince bağırsağın hassasiyetleriyle alakalı şeyler. İnce bağırsak çok ince ayarlamalar yapıyor vücudumuzda ve bizim de ona karşı gerçekten çok hassas olmamız gerekiyor. Şimdi bana sorduğunuzda ben hep şunu söylüyorum size, fazla kilo verir miyim? Ya bu hemen hemen hiçbir zaman olacak bir şey değil. Bizim derdimiz ileride tekrar kilo almanız diyorum. Çünkü ileride kilo almak böyle başlı başına bir problem. Tüm kilo verdiren ameliyatlarda problem. Ama fazla kilo vermek doğru ameliyat için pek de bir problem değil. Şimdi peki Mesut abiye ne yapılmış? İnce bağırsak kullanılmış, mide kullanılmış bir ameliyat yapılmış. Ama bazı ameliyatlarda ince bağırsağın size lazım olan kısmı hariç tutulabiliyor. Yani ince bağırsağın büyük bir kısmını emilimden çıkartırsak biz eğer, o zaman karşılaşacağımız bazı problemler olabilir. Nedir bunlar mesela? İshal olmak, kötü kokulu tuvalet çıkartmak, tuvalete gitmek kötü kokularla, onun dışında yiyip böyle çok fazla yiyor olmanıza rağmen kilonuzu yerinde tutamamak ve bunun getirdiği işte protein eksikliklerinin verdiği dolaylı sorunları yaşamak. Bunlar ince bağırsağın sizin kullanmanız gereken kısımlarına dokunulursa yaşanılacak şeyler. Peki o zaman ince bağırsağa hiç mi dokunmayalım? Hayır, ince bağırsağa dokunacağız. Başarılı ameliyat için dokunmak zorundayız ama bunu çok hassas yapmak zorundayız. Hassasiyeti nasıl peki ayarlayacağız biz? Yani hassas olmak, cerrahın hassas bir insan olması mı? Evet, bu çok önemli ama diğer yandan da yapılan, seçilen prosedür çok önemli. Size şöyle bir açıklama yapayım bununla ilgili. Şimdi bizim toplam ince bağırsak uzunluğumuz yaklaşık 9 metre. Bunu rahat ve net olarak söyleyebilirim. Çünkü yıllardır ameliyata aldığım ince bağırsak kullanılan tüm ameliyatlarda toplam ince bağırsak uzunluğunu ölçüyorum. Yaklaşık 9 metre. Şimdi bizim bu süreçten genel olarak işte daha az problemle, bağırsak problemiyle çıkabilmemizin koşulu da ince bağırsakta evet bir kısım hormon değişimi için ön ince bağırsakta birazcık kullanmamak ama arka ince bağırsakta gereken miktarı da kullanabilmek. Yani bunu şimdi biraz daha somut hale getireyim. 9 metre ince bağırsağınız var. Siz bu ince bağırsağın 2 metresini kullanımdan çıkarttığınızda diğer 7 metreyi hasta kullanabildiğinde sonuçlar çok daha güzel. Yani bu durumda bu dediğimiz problemleri, ishaldi vesaire çok beklemiyoruz zaten. Çünkü siz o zaman ince bağırsağınızın büyük kısmını zaten kullanıyorsunuz. Sadece işte hormon değişimini görecek kadar işlem yapılıyor ve o da sizin işinize yarıyor. Diğer yandan bazı diyabet ameliyatı olarak sınıflandırılan ameliyatlar var ki 9 metre ince bağırsağınızın sadece 2,5 metresini kullanabiliyorsunuz. Yani 6,5 metre atlanmış oluyor. Doğal olarak böyle bir ameliyatta ishal görmek, işte ne bileyim kötü kokulu dışkılar görmek, aşırı kilo kayıpları, protein eksiklikleri görmek de bir noktada olağan hale gelebiliyor. Yani aslında hassasiyetten kastım güzel ameliyat tekniği seçimi. Bu en önemlisi. Yani bana sorduğunuzda verdiğim cevap. Doğru kişi, kime ne ameliyat yapacağımızı iyi seçmemiz lazım. Doğru kişi ve doğru cerrah ve doğru ameliyat. Yani doğru ameliyatı belirlemediğinizde o ameliyat kendi işini yapabilir ama bu sizi mutsuz edebilir.
Ama bizim amacımız bir ameliyatın kendi özelinde çok mutlu olması, işini güzel yapması değil ki. Bizim objemiz sizsiniz. Yani size göre ameliyat seçip size göre planlama yapmalıyız. Ha, peki Mesut abi ne yaptık? Önce değerlendirmelerimizi yaptık. Genel durumunu değerlendirdik. Baktık ki hani bir protein eksikliği var mı? Beslenme ile ilgili sorun var mı? Çünkü fazla kayıp varsa beslenme sorunu olabilir. Ufak tefek şeyler çıktı, onları çözdük. Ondan sonra ameliyata aldık. Tabii ameliyat notunu istedik. İlk ameliyatı düşündük, değerlendirdik, ne yapacağımıza karar verdik. Ameliyata aldık Mesut abi. Ameliyatta ince bağırsağın büyük kısmının kullanımdan çıkarılmış olduğunu gördük. Ameliyat notunu teyit ettik. Derken o kullanımdan çıkarılmış alanı tekrar kullanıma kattık. Yani Mesut abinin de yaklaşık 9,5 metre ince bağırsağı vardı ve 6 metresini kullanmıyordu. Biz bunu onun o anki boyuna kilosuna göre özel hesaplamamızı yaptık ve kullanılmayan alanı 1,5-2 metre arasında tuttuk. Hemen ameliyattan sonra Mesut abinin büyük abdestiyle ilgili o sıkıntılar, ishal, kötü kokular vesaire ortadan kalktı. Sonrasında kilo almaya da başladı. Ve videonun sonuna da kendi fotoğrafını koyacağım. Ameliyat öncesi ve sonrası fotoğrafını göreceksiniz. Sonrasında kilo almaya başladı ve kendine geldi. Yani aslında doğru ameliyat, doğru seçim, doğru kişi ve doğru cerrahla birleştiğinde genellikle böyle bir problemden bahsetmiyoruz bile. Çünkü normalde insanoğlunun doğasında kilo almak var. Yani biz doğru ameliyat, doğru kişi, doğru cerrah birleştirmek zorundayız. O zaman sonuçlarımız çok çok daha iyi. Kendinize çok iyi bakın. Videolara devam ediyoruz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da anında haberdar olacaksınız. İyi günler.